Ulan Amazon'da da ne para var be. Adamlar MGM'yi satın almışlar. Hani şu aslanlı var ya böyle atıyor. Neyse biz video konusuna dönelim. Gün içinde neye vakit harcıyoruz desek hepimiz aynı cevap verir. Telefonlarımız. Ve artık bu zamanlarda insan en önemli serveti vakti. Ve sizlere bu vakitlerinizi nasıl geri kazanabiliriz onu anlatacağım. Bir de bu telefonları elimizden nasıl düşürürüz. Çayınızı kahvenizi alın gelin hadi başlayalım. Şimdi bir liste var. Bu listeye göre telefona bağımlı olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. 1. Düşük konsantrasyon varsa. 2. FOMO yani Fear of Missing Out. Yani dışarıda olup biteni kaçırma korkusu. 3. Unutkanlık. 4. Kişilik bozukluğu. Yani sosyal medyadaki senle gerçek hayattaki sen aynı mısın? 5. Stres ve anksiyetede artış. 6. Uyku kaliten düşük mü? Eğer bunları değerlendirdiyseniz telefonları demek ki elinizden bırakmalısınız. Her türlü alternatifi denediniz ama bilim her şeyden üstündür. Sonuçta hidrojen ve oksijen bir araya gelerek suyu oluşturuyor. Yani bilimin sınırları yoktur. O zaman telefonumuzla aramızdaki bağı kesmek için bilimden biraz destek alalım. Beyninizi cihazı bırakmaya ikna edin. Bazen telefonum sessizde bile olsa 2 dakikaya bir ona bakıyoruz. Ya da kimden mesaj geldiğini merak ediyoruz. Hemen bir denet sesine hem de. Ya da kimileri de Instagram'da eski sevgililerini stalkluyorlar. Ve bazılarında ise bu o kadar bir hastalık haline geliyor ki telefon çalmadığı halde çalıyormuş gibi geliyor. Ve böyle durduk yere telefonumuzu çıkarıp bakıyoruz. Ama ne arama var ne de mesaj. Bu arada o telefon çalmayacak boşuna bekleme. Peki kendinizi ikna ettiniz olmadı mı? İkinci yolu deneyelim hemen. Telefonunuzu gri modda kullanın. Yani telefon renkli olunca tıpkı kumar makinelerindeki ışıltılı şeyler oluyor. Ama gri modda olunca, renksiz olunca sizi biraz daha soğutabiliyor. Süre sınırlaması koyun. Mesela günde 1 saat Instagram'da geçireceğim deyin. Kendinize böyle ufak hatırlatmalar yapabilirsiniz. Ve 1 saati geçirdikten sonra telefon sizden izin almadan Instagram'a bir daha giremeyecek. Bildirimleri kapat. İş yaparken bildirimlerinizi kapatın. Hatta mümkünse uçak moduna alın. Çünkü bunlar sizi iş odaklanmanızı erteleyecek ya da dikkatinizi dağıtabilecek. Ve bunların olmasını istemiyorsanız yapmayın. Yani bildirimleri kapatın. Yatmadan önce 1 saat boyunca telefonu eline alma. Gece yatmadan önce en az 1 saat öncesi telefonlarımıza ilişkilerimizi kesmeyin. Çünkü beyin uyku moduna girdiği zaman, yani gece olup uyumam gerek dediği zaman siz yatağa yattığınızda melatonin salgılanmaya başlıyor. Ve yataktayken dur şuna bakayım, buna da bakayım derken bu sefer beyin uyumadığını algıladığı için melatonin hormonu salgılamıyor. Haftada bir gün telefonunu kapat. Haftalarımız artık önemli. Bir saniyemizi bile bu ekranlarda geçirmemeliyiz. Peki telefonlara neden bu kadar bağımlı oluyor? Telefonlara neden bağımlıyız? Asıl bu konulara gelelim. Telefonlarımızdan biraz uzak durduğumuzu düşünüyorum. Peki bu konunun bilimsel olayı ne? Çünkü bizim olayımız bu. Bilimsel kısımlar bizi ilgilendiriyor. Dikkati dağılan zihin, yüksek teknoloji dünyasında Antik Beyinler kitabının yazarı Larry Rosen bu konu üzerinde bir seneden fazla çalışmış. Söylediğine göre sıradan ortalama bir genç yetişkin telefonun kilidini her gün 70'ten fazla kez açıyor ve kilitlemeden önce 3-4 defa kontrol ediyor. Aynı işlemi neredeyse 10 dakika sonra tekrarlıyor ve devamında şöyle diyor. İletişim ile ilgili şeyler kontrol ediliyor. Artık bir Facebook, Twitter, Instagram, sosyal medyaya girdiğimizde artık onu kontrol etmeye ve cevap vermeye yönelik sosyal bir sorumluluğumuz oluyor. Daha doğrusu hissediyoruz. Bu siteleri kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bütün arkadaşlarımız orada, ailemiz, çevremiz ve telefonla ilgili düşünceleri böyle söylemiş. Sonuç olarak yapılan bu araştırmalarda bu teknoloji ne kadar uzun süre kullanırsak onlarla bir bütün haline geliyoruz. Ve bir insan ortalama ömründe tam 9 yıl telefonunu harcıyor. Tam 9 yıl. Eskiden tuvalete girdiğimizde bile 5 dakikayken işimiz, telefonumuzla girdiğimizde iş 55 dakikaya kadar uzayabiliyor. Ve bütün gün orada tweet atacak bir seviyeye geldik. Ve ayrıca zaten Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyaların insanı mutsuzlaştırıyor. Özellikle de Türkiye'de. Böyle şeyler muhtemelen çoğumuzun başına geliyordur. Yani telefonlarla çok fazla aşırı neşiriz. Hatta kendi hayatımızdan çok diğer insanların hayatına dokunacak kadar. Ve bu video kısa olmalı ki anlattığım şey çelişmesin. Dışarıda bizi bekleyen şahane bir hayat var. Her şey dijital olmuş olabilir. Toplantılarımız, ev ödevlerimiz. Ama her şeyin fazlası zarar. Belki de durakta beklerken hayatımızın aşkı yanımızdan geçip gitti. Biz fark etmedik çünkü o sırada telefona bakıyorduk. Dünyada daha iyi şeyler de oluyor ama biz göremedik. Çünkü neden? Telefonumuza bakıyoruz. Belki imkansız bir şeyler gerçekleşti ve biz bunları kaçırdık. Ama üzülmeyin, hayat her zaman bir ikinci şans vardır. Belki de bu telefonlarımızdan biraz kopmalı ve gerçek dünyamızda kaçırdığımız şeyleri kendi dünyamızda tekrar o olaylar gerçekleşirken bu sefer görebiliriz. Bazı resimleri daha iyi görmemiz için resimden uzaklaşırız. Belki de önümüzden akıp giden bu hayatı görmek için belki de bu çerçeveden uzaklaşmalıyız.